Ben Asi Ses, yer altından yayındayım. Siz kim olduğumu bilmiyorsunuz ama ben sizi tanıyorum. Çünkü içinizden biriyim. Bugün karneler geldi. Katılımdan eksi almışım ama ben buyum diye bana eksi veremezsiniz. Böylece hazır notlar veriliyorken ben de Lincoln Bay Lisesi'nde birbirimizi etiketlemediğimizden hepimize bir F vereyim diyorum. Sporcular, dışlanmışlar, ucubeler, kraliçe arılar ve onların yavruları ve yeni doğan havalılar. Millet, bunlar hep etikettir, kimliğimiz değildir. Bir zamanlar farklı olmak iyi bir şeydi. Ama şimdi bu farklar bizi bölüyor. Kendi muhteşemliğinizi kucaklamaya hak ediyorsunuz. Kimliğiniz için savaşın. Statüleri reddedin. Sizi teşvik ediyorum. Pekala. Dün gece Asi Ses... Şahane miydi? Her zamanki gibi. Statüleri reddetti. Yeni yaşam biçimim o kadar ilham verici ki o kendisi. Keşke ona benzeseydim. Üvey babanla konuşmalısın. Ne? Neden? Slam FM'in başında. Seattle'ın en büyük radyo istasyonu. Belki sana stajyerlik ayarlar ve özgüvenin yerine gelir, değil mi? Dalga mı geçiyorsun? Adam annemle 2 aydır falan evli. Muhtemelen beni üvey ucube olarak görüyor. Hangi yulaf ezmesi diye sorduğunda ödüm patlıyor. Hı-hı. Keşke herkese seninle olduğu gibi konuşabilseydim. O yüzden çok samimiyiz galiba. ÇSHDHŞİO. Çok samimi, hem de hiç istisna olmaksızın. Harika. Sana bir rahatlama tekniği lazım. Tiyatro için replik ezberlerken kelimeleri soluduğumu hayal ederim. Audrey, bunun anlamı var mı? Soluk almalısın. Kelimeleri. Böyle bir zamanda sen nasıl soluk alabiliyorsun anlamıyorum. Ne var Barry? Dün gece Asi Ses kendi kimliği hakkındaki en büyük ipucunu verdi. Kendisi bizim okulumuzda okuyormuş. Bunu salı günkü yayında 14 dakika 30 saniye geçe söyledi. Bay canına takıntılı mı izleri? Takıntılı mı? Yapma lütfen. Ben kendimi takıntılı olarak zor tanımlarım. Takıntılıymış. Ne? Grip mevsimindeyiz. Çok heyecanlıyım. Radyodaki biri aslında bizden biriymiş. Kesin şu kız olmalı. Veya şu. Ya da şu. Şu kız mı? Hayır o kız. Hayır. Hayır o kız çok uzun. Radyo Asi'nin Asi sesi 1.65 boylarındadır. Hayır. Ve kesinlikle kızılımsı. Tıpkı Tera gibi. Hayır. Tera ile hiç alakası. Hey. Bu da ne demek şimdi? Biz seni seviyoruz ama sen sarışın Asi sese hiç ama hiç benzemiyorsun değil mi? Sen bunu nereden biliyorsun? Asi Ses benim ruh eşimdir. Aramızda bir bağ var. Mesela ben de katılımdan eksi aldım. Böyle bir şey olamaz. Hiç susmuyorsun. Kesinlikle. Merhaba Stacey. Çok ciddiyim. Ayrılmamız her ikimiz için de çok iyi oldu. Uzun mesafeli ilişki kötü bir şeymiş. Tamam, buna sevindim çünkü şimdiden mezuniyet için 3 resmi davet aldın. Alan Ackerman. Çok kısa. Resimleri düşün. Peki Jamie Ward'la ne dersin? Kafasının ne kadar sivri olduğunu fark ettin mi? Üçgene benziyor. Çocuklar, statüler statüyken statüleri nasıl reddederiz? Asi Ses'in dediği gibi. Kendimiz olarak. Audrey. Peki sıradaki Erin Brooks mezuniyet kraliçesi kampanyası yapıyor. Az önce fan sayfasından doğruladım. Boş ver, rekabet edemez. Neden benim fan sayfam yok? Hemen hallederim. Merhaba Stacey. Nasıl gidiyor? İşte bundan bahsediyordum. Herkes o saçma radyocu yüzünden bizimle konuşabileceğini sanıyor. Bence çok fazla protesto ediyor. Evet, bize göre. Biz ne düşünüyoruz? Onun Asi Ses olabileceğini. Lütfen. Sizin gibileri bizimle konuşmaya teşvik eder miyim hiç? Aha. Onu dinlediğini itiraf ediyorsun. Buradaki bana bakıyor. Durdur onu. Lütfen bize çok yakın durmayın. Sen ve ben farklı değiliz. Asi Ses'i dedi... Şşt, konuşma. Sence farklı değilsek... izle ve öğren. Müdüre Moreno... Stacey.
burada her şey yolunda mı? Aslında pek değil. Audrey bana sınıfta müzik çalar dinletmeye çalışıyordu ve tabii ki hayır ne? Dedim. Hayır, ben kesinlikle... Biliyorsunuz ki bir rahatsız etmeme kuralımız var. Çantana bakayım. Ben müzik falan dinlemiyordum. Tabii ki dinlemiyordun değil mi? Sen de genç adam, ver bakalım. Teşekkür ederim, bunlara ilgimi çektin Stacy. Şimdi anladın mı? Senin küçük diyeceğin neden bahsettiğini bilmiyor. Aa, utangaç ekselansları bir şey mi diyecek? Ben... Ha? Ben... Aynen öyle. Hoşça kalın kızlar. Merhaba sadık hayranlarımız. Karşınızda Gabe ve Gavin, ya da bildiğiniz ismiyle Jeez. Mezuniyette çalışmamıza oy verdiğiniz için teşekkür ederim. Süper eğleneceğiniz garanti. Vay vay vay, kim varmış burada? Lincoln Bey, internet şöhreti. Merhaba Stacy. Gavin ve Gavin'ın kamerası. Baloda çalışıyormuşsunuz. Çok hoş. Güle güle. Dostum, sen içeridesin. Ne demek o? Stacy ve üniversiteli sevgilisi ayrıldı. Yani bunun anlamı şu anda onun bir balo kavalyesi olmadı. Ona teklif edemem. Şunu görmedin mi? Merhaba Gavin. Dostum, grup sayesinde havamız arttı. Kızlar bize ilgi duyuyor. Sen yükseliyorsun ve Stacy bunu fark ediyor. Ben ne diyeceğim peki? Dinle beni, tamam mı? Odaklan. Eye of the Tiger. Don't stop believing. We are the champions. Şarkı isimlerimi seviyorsun. Bu şans senin dostum. Anı yakala. Hayran kitlemiz genişliyor. Diğer okullar, sonra şehir... Ben hala kendimi sizin garajda takılan tuhaf gitarcı gibi hissediyorum. Ay, unut o ineği. Sen artık Gavin'sin. Jeez grubundan. Yola çıktık bebeğim. Kayıt sözleşmeleri, kapalı gişe stadyumlar. Ölene kadar Jeez. Ölene kadar Jeez. Pekala çocuklar. Bugün Bay Saul'un drama sınıfıyla beraber bir proje üstünde çalışacağız. Ah, işte geldiler. İçeri gelin çocuklar lütfen. Yer seçin. Çok heyecanlıyım. Hadi çabuk. Gavin, bu sıra boş. Hepinizi eşleyeceğim. Ve bu proje notunuza doğrudan etki edecek. Dolayısıyla çok dikkatli olmalısınız. Gavin burada ne yapıyor? Aa, o tiyatro sınıfında. Yani onunla konuşabilirsin. İlk Harry Potter filminden beri onu beğeniyorsun. Aa, hayır. Hayır, o yeni doğan bir popüler. Kesinlikle yanlış bir sosyal statü. Bence en iyisi ondan tamamen uzak durmak. Gavin öyle bir elitçi değil. Kendine bir sor. Asi Ses ne yapardı? Shakespeare'den bir sahneyi tercüme edeceksiniz. Yani... Lütfen aşağıdaki merhaba. Maddeleri takip edin. Aynı sınıfta dediğim olmamız gibi, güzel bir şey. Kelimelerinizi seni bulman gerekmeyecek. Seçin. Aa, beni çünkü neden bulacaktın peki? Göstereceğiniz ciddiyeti sana bir şey sormak çocuklar. İstiyorum. Balo hakkında. Şimdi bana bir gönüllü lazım. Evet, hanginiz bir sahne önerisi yazmak ister acaba? Tahtaya gelebilir. Evet, tahtaya. Aa. Yoksa gönüllüyü siz mi seçecektiniz? Çok heyecanlandım. Tiyatro benim hayatımdır. Tamam. Kim öneri yazmak istiyor bakalım? Elleri görelim millet, hadi. Pekala. Kim? Tara? Gelmek ister misin? Hadi bakalım. Yapamaz. Başarabilirsin. Göz teması kurma yeter. Diyordum ki belki biz şey... Oh! Alo, arkana bak. Pekala çocuklar, sakin olun. Bana yeni bir gönüllü lazım. İyi misin? İyi misin?
Dilayla, merhaba. Merhaba. Şuna bak. Kemik Hü beni aramış. Şu yeni radyocu kıza bakacakmışım. Çok özel bir kızmış. O benim pedikürüm için. You First'ün en son single'ını dinlediniz. Peki siz tam olarak kimsiniz? Bence hepimiz farklı bizlerle savaşıyoruz. Mesela arkadaşlarımız varken. Tamam. Bir Bak, siz bazen komik olansınız. Veya sevilensiniz. Hayır. Veya düşünceli olan. Hoşlandığınız biriyleyken peki? Hangi siz ortaya çıkıyor? Ben hoşlandığım çocuğu görünce kim olacağımı bilemiyorum. Bu yüzden onunla hiç konuşmuyorum galiba. Sadece ben miyim yoksa siz de 17 farklı kişi misiniz? Evet, ben de. Kesinlikle öyle hissediyorum. Bu şarkı Lincoln Bey'in tüm arkadaşlarıma gidiyor. Evet. Slam FM tam da böyle bir şey istiyor. Bizi reyting çukurundan çıkaracak taze bir ses. Tera'ya fikrini sorman gerekiyor. Aranızda bir bağ kurabilirsiniz. Evet, yani... Evet. Evet, evet, sorabilirim. Bağ kurarız. Üvey evlat, üvey baba. Ayak meyvemi yeme artık. Ben konuşurum. Ben onunla konuşurum. Tabii, dert değil. Merak etme. Başarabilirsin. Bağ kurarız. Aa, evet. Merhaba. Rob. Burada ne arıyorsun? Ben burada yaşıyorum. Tamam. Uğradığın için teşekkürler. Sen Asi sesi nasıl buluyorsun? Ne? Niye? Sadece fikrini alayım dedim, o kadar. Çok iyi. Hoşça kal. Biliyor musun, öyle düşündüğünü biliyordum. Gerçekten. Biliyor musun? Çok ortak yönümüz var. Bunu biliyor muydun? Evet. İkimiz de oldukça meşgulüz. Bak, bu senin için gerçekten zor bir geçiş. Babanın Tayvan'da çalışması, annen ve ben. Yanında bir dostun olduğunu bil lütfen. Dert değil, ben iyiyim gerçekten. Program güzel değil mi? Biz beraberiz, takılıyoruz ve Asi sesi dinliyoruz. Birlikte. Birlikte. Çok tuhaf. Hiç ses gelmiyor. Ne oldu? Müzik durdu değil mi? Durdu değil mi? Nereye gitti ya? Ve bu şarkıyla birlikte favori yerel gruplarım son buldu. Şimdi sadece sizin için ekstra uzun bir şarkı geliyor. Afiyet olsun. Asi ses sensin. Duruma bağlı. Başım dertte mi? Hayır. Hayır, tabii ki dertte değil. Sadece bunu nasıl yapıyorsun? Çok utangaçsın. Öyleyim. Ama o değil. Bilmiyorum. Oluyor işte. İnanamıyorum. Çünkü onu seviyorum ama inanamıyorum. Biz birlikte Slam FM'i üst basamağa taşıyacağız. Ben anlamadım. Biz mi? Evet. Sen Slam FM'in yeni büyük bombası olacaksın. İşe alındın. Aynen öyle. İşe alındın. Ha! Kulak misafiri oluverdim. Umarım bana kızmadın. Aman tanrım, benim bebeğim Slam'ı üst basamağa çıkaracak. Sorun ne? Ya bu işi beceremezsem? Aa tatlım. Riskler almak zorundasın. Mesela ben açık yeşili bana uymayan renk sanırdım ama... Sonra denedim ve artık benim markam oldu. Bir şeyin süper olmadığını hiç denemeden nereden bileceksin, değil mi? Dikkatli ol. Stacey ve Gavin'la 12. gece grubundasın. Hayır. Mümkün değil, olmaz. Konuş onunla. O da bir insan. Hadi git. Konuş. Merhaba. Tişörtün güzelmiş. O gruba bayılırım. You First bir numaradır. Jeez kadar büyük olmayı ancak rüyasında görür.
Jeez de en az U-First kadar iyi. Sahi mi? İşte sahnemiz geldi. Tera sen Viola'sın. Dinle Tera. Bu rolde hem yürümek hem de konuşmak gerekiyor. Becerebilir misin? Şaka yaptım. Bilirsin seni severim. Pekala Gavin sen Orson olsun. Dur. Peki sen kimsin? Brower beni yönetmen yaptı. Hadi bir sürü işimiz var. U-First'ı seviyorsan Red Leather'de iyi de dinlemelisin. Duymuş muydun? Aa, şu anda müzik konuşmak yok Gavin. Kızma ama balo kavalyem olduğun için sana iltimas geçtiğim düşünülmesin. Bu arada senin krallık kampanyanı çalışmalıyız. Tabii ki Stacey ile baloya gidecek. Bak hiç olmazsa onunla konuştun. Bu senin için büyük bir ilerleme. Karşısında iki kelime bile edemedim. Bu gece bizim eve gel. Yoga yaparız, icat ettiğim sırttan pozunu öğretirim ve asi ses dinleriz. Gelemem. Ne demek istiyorsun? Asi Ses'in Slam FM'deki ilk programı. Ne müthiş olduğunu anlamadın mı? Yani eskiden popülerdi ama şimdi tüm dünya dinleyecek. Biz dahil. Bir planım var. Ne planı? Aile planı. Sen en kötü yalancısın. Saçımı kestirdiğim zaman da bu ses tonuyla konuşmuştun. O kadar kötü müydü? Çok iğrenç bir modeldi. Ne sakladığını söylemezsen 3 saniye içinde bağıracağım. Ne? Bir. Audrey hayır hayır. İki. Audrey. Evet. Özür dilerim. Ama sana söyleyemem. Ben senin CSHDH'şen değil miydim? Buna hiç şüphe yok. Öyleyse neden bana güvenmiyorsun? Gavin üç yönünde. Senin üçün mü yoksa benim üçün mü? Hepimizin üçleri aynı. Bu tarafa geliyor. Ne yapacağım, ne yapacağım? Kayda geçsin. Bu yüzden arkadaşlarla küsülmez. Konuş onunla. Merhaba Tera. Nasıl gidiyor? Hafta sonu repliklere bakalım mı? Veya pantomim yaparız. Eğer canın konuşmak istemiyorsa yani. Sen konuş. Ben gittim. Gidiyorum. İşte gittim. Tamam. Tera! Tera! Bedava yemek. Harika. Merhaba Seattle. Slam FM dinliyorsunuz. Bütün büyük sosyal ağlarda asi ses reklamları istiyorum. İnterneti patlatın. Her saat güncelleyin. Piyasayı basın. Güzel. Hoşça kal. Ben annenle asi sesi gizlemeyi konuştum. Çünkü bence böyle daha iyi. Bundan kimseye bahsetmeyi istemiyorum. Asi ses tam da Slam FM'in istediği bir ilaç. Çünkü doğrusu Snazzy Dog'a yaptırdığım son program battığından beri bunun önemi çok arttı. İşim de dahil. Yanlış anlamıyorsun değil mi? Senin programın pazartesiden cumaya 7'de olacak. Çünkü odadan o saatte yayınlıyordun. Ve saati devraldığın kişi DJ Fluffy Mac. O pazar gecesine geçiyor. Evet, gel sana odanı göstereyim. Tera? Merhaba Tera. Beni hatırladın mı? Kemek Yu. Slam Yeni Yıl Partisi'nde tanıştık. Dinle. Rob bana senin asi ses olduğunu söylediğinde yüzüm aynen şöyle oldu. Ne? Çünkü ben seni utangaç bir şey sanıyordum. Ama sen şahane bir şeysin. Sen çok asisin. Sabırsızlıkla senin yapacağın... Tera? Sen iyi misin? Gavin'la konuşurken dona kalıyorum. Bütün Seattle'la nasıl konuşacağım ben? Kendi odanda konuşmaktan hiçbir farkı yok. Hayır var. Odamda kimse dinlemiyormuş gibi yaparım. Ama şu anda herkes dinliyor ve Rob baskı yapıyor. Annem açık yeşil olsun istiyor. Ben açık yeşil sevmem. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Tera. Çık da seni bir göreyim. Herkes heyecanlanır. Bu çok normaldir. Sadece... Beni şey gör, Slam'deki en yakın arkadaşın gibi. Soluklan.
Dışarı birlikte çıkalım. Tamam mı? Pekala. Bu da benim için mi yani? Buraya canlı yayın odası deriz. Çünkü şu kırmızı ışık yanınca yayındasın. Etrafta dolanacaksan bu kulaklığı kullan ki bir şey kaçırmayalım. Şuradaki ses gizleme düğmesi. Onu zaten biliyorsun. Ve şarkı seçimi sana ait. Pekala. Burada 20.000 şarkı var. Yayından önce biraz zamanın var. Alıştırma ister misin? Rahat mısın? Alıştırma? Evet, tamam. En iyisi bir şarkı açayım şey için. Evet. Hayır. Kötü oldu. Kafana bu kadar takma. Bir şey olmayacak. Bir şey gerekirse yan taraftayım. Sen odandaymış gibi yap. 15 saniyen kaldı. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Slam FM dinliyorsunuz. İşte Asi Ses Show. İşte karşınızda Asi Ses, Slam FM'den canlı yayın. İtiraf etmeliyim, programı odamdan buraya taşımak biraz korkutucuydu. Ama hayat değişimdir, değil mi? Belki bazıları sizi tek şey olarak etiketler. Sınıflandırıp uzaklaşırlar. Olmak istediğimiz kişi olmamızı engellemesine izin veremeyiz. Uzaktan kumandalı arabalı çocuk gibi. Belki büyüyünce ilk çevreci uzay gemisini o yapacak. Veya sevgililer gününde herkese çiçek veren kız. Kimse kendini unutulmuş hissetmiyor. Belki büyüyünce başkan olacak. Eğer etiketleri, markaları bırakırsak evet, ve kendimiz olursak... Neler yapacağımızı kendimiz bile bilemeyiz. Hayır. Eğer bana katılıyorsanız yarın kırmızı giyin. Şöyle diyeceğiz, farklılıklarımıza rağmen hep birlikteyiz. Sıradaki şarkı Red Letter Day'den. Gözlüğümü beğendin mi? Ama senin gözlerin iyi görür. Moda işlevsel olmayabilir. Neden kırmızı çerçeve seçtin biliyor musun? Bence biliyorsun çünkü kırmızı giymişsin. Asi ses söyledi diye herkesin kırmızı giymesine inanamıyorum. Ne güzel bir şey. Bu demek oluyor ki dün gece Asi sesi dinledin. Gizemli planlarına ne oldu peki? Biz ayırt edebiliyor musunuz? Kardeş gibisiniz, ikiz gibi değil. Asi Ses'in radyo programı kaydını bir ses analiz programından geçirdik. Gerçek kimliğini bulmaya ramak kaldı. Şöyle düşünün. Yerel ikizler Asi Ses'in kimliğini çözdü. Yakında ölümsüz aşkımı itiraf edebileceğim. Ne olacağız? Yani ödül bile alabiliriz. Veya kendi televizyon programımız olur. Orada canlı yayında onunla ben evlenebiliriz. Tera, üvey baban Slam'i işlettiği için belki yardım ederek... Asi Ses oradayken benim Slam FM'e gitmem yasak. Yani gizemi gizemli tutmak için. Gerçek evet. Şu. Tera'nın arkadaşlara ayıracak vakti yok. Audrey. Gittiler. Audrey. Gittiler. Audrey. Ne? Hayır. Boş ver. Ben gidiyorum. Hayır. Sana çok gizli bir şey söyleyeceğim ama kimseye söylemeyeceğine dair bana yemin etmelisin. Kimseye söylemem yemin ediyorum. Söyleyebilirsin. Asi. Tera, kelimeleri soluman gerekiyor. Daha yüksek hadi. Kelimeleri solu. Kelimeleri solu. Ben Asi sesim. Sana inanmıyorum. Benim gibiyseniz ve siz de müziğin dünyayı değiştireceğine inanıyorsanız... ...sevdiğim gruplardan birinin bu şarkısına bayılacaksınız. Vay canına. İnanamıyorum. O sensin. Sen olsun. Yani...
Asi ses olacak. Son kişi sendin Teren. Sana söylememek beni delirtiyordu. Ve tabii ki takılalım istedim. Ama programımı yapıyordum. Yemin ettin kimseye söyleyemezsin. Leri ve Beri'ye bile. Çünkü Slam bu sırrı saklamak istiyor ve... Ben de öyle. Unutmayın, 12. gece yanlış anlaşılan kimlik hakkında. Tara karakterin Gavin'ın karakterini beğeniyor ama bir şeyden filan saklanıyor. Bu yüzden erkek kılığına girmiş. Ve Gavin'ın karakteri bundan haberdar değil. Ve sen acı içindesin. Gerçek acıyı görmek istiyorum. Sonunu yapalım. Ve oyun. Kız kardeşim ondan hoşlanıyor. Ve kız kardeşim yani... Kız kardeşim ben değilim. Çünkü benim pantolonum var. Çünkü ben bir erkeğim. Peki bu erkek de onu beğeniyor mu? Trajik kısmı bu. Kardeşim ona hislerini anlatamadığından... O da hoşlanıyor mu bilmiyor. Peki neyi bekliyor? Onun ilk hareketi yapmasını. Ama söylesene. Kardeşim aşkını itiraf etmezse aşkı daha az mı gerçek olur? Tamam. Bu birazcık oldu. Birazcık olmadı. Acıyla kabızlık arasında ince bir çizgi vardır. Hadi ara verelim. Aa, sen düşürdün. Sağ ol. Bu bir demo mu? Cis mi? Evet, bilirsin. Yeni şeyler deniyoruz. Aslında daha yeni şeyler denemeyi de istiyorum ve bu şarkıyı... Bu kadar. Odaklanın. Gidelim. Hadi, hadi kalkın. Hadi. Ah, hadi, hadi. Hadi yerinizi alın. Hadi bakalım şimdi Tera ta burada olsun. Evet. Mükemmel, mükemmel. Ben bayıldım. Dur bir dakika Tera. Bir şey mi diyecektin? Demeyecekti. Oyun. Kes Tera. Asi sesi dinliyorsun değil mi? Dün kırmızı giydiğin için anladım. Asi haklı. Hayat dediğin riskler almak demektir. Değişiklikler yapmaktır. Yani durma hadi. Ne hissettiğini söyle. Bu sahnenin konusu birbirimize aşık olmayla ilgili. Henüz bunu bilmesek bile ve ben... Ve böyle engellemek tuhaf geliyor değil evet, mi? Evet kesinlikle. Evet yani izleyici söylediklerimizden hislerimizi anlamak zorunda ve eğer yakınlaşırsak bu olur. Evet. Evet bence daha iyi olur. Tamam. Demek ki bize prova gerekiyor. Benim evimde akşam 7'de. Bu gece olmaz. Bizim çarşamba akşamı aile yemeğimiz var. Yani bizim ailemiz her çarşamba yemek yer. Tamam. Her neyse. Yarın öğlen. Herkes yönetmen olmuş. Hey, çok iyiydin. Lincoln Bay Lisesi öğrencileri dünkü kırmızılarla müthiştiniz. Fark ettim ki birinizin taktığı o kırmızı gözlük çok aşırı havalıydı. Ama biraz havalı olmayandan bahsedebilir miyiz? Okul her zaman eşyalarımıza el koyuyor. Ben sadece bu dönemde 2 kulaklık ve 3 müzik çalar kaybettim. Hatta bazılarımızın bu ufak el koyma salgınından muaf tutulduğunu fark etmiş olmama rağmen. Ne komik işliyor değil mi? Çocuklar, mesele sadece müziklerin ve müzik çalarların toplanması değil. Müzik, yaşamların film müziğidir. Bizim olduğumuz yerdir, gittiğimiz yerdir ve arada kalanlardır.
Müziğimiz kimliğimizdir. Bunu bizden almalarına izin mi vereceğiz? Yoksa oyunu değiştirecek miyiz? İşte yeni bir şarkı. Konusu da beceremeyeceğiniz şeyleri denemek. Mesela benim yeni şeyleri deneyişim gibi. Ve bu şarkı bana aşırı ilham veriyor. Evet. Dinleyin hadi. Yaşayın. Gerçekten hissedin. Ve sonra o duyguyu hatırlayın. Yarın sabah 8'de ne yapıyorsanız bırakın. Kalkın ve dans edin. Kendinizi ifade edin. Kendinizi bırakın. Şimdi G's'den Turn It All Around geliyor. Start over again. Bet you'll sleep all through another day. Like you're not just a zombie. Hepinizin başı çok büyük derde girecek. Ne zaman dans edeceğimi asi ses söyleyemez. Tamam, peki. Kendi tavsiyene uyma zamanı. Asi Ses dinleyenler uzaklaştırılacaktır. Ve Asi Ses, şimdi sana teslim olmanı tavsiye ediyorum. Yoksa geleceğinde sessizlik olacak. Güzel. Hey, Tara. Konuşabilir miyiz? Merhaba. Konu bizim şarkı ile ilgili. Bizim bir şarkımız mı var? Asi Ses'in dün akşam çaldığı şarkı. Aa. Başta bizim müziğimizi sevmesine inanamadım. Sonra merak ettim. Bizim demoyu nereden buldu? Bir şey itiraf edecek misin? Ben... Sendin değil mi? Ben mi? Kim ben? O sensin. Hangisi? Şey olan mı? O sensin. CD'yi üvey babana verdin ve o da Asi Ses'e ulaştırdı. Evet. Evet, teşekkür ederim. Evet, ben verdim. Evet evet, ben oydum, o bendim. Ben onu sevdim. Harika şarkı. Çok güzel bir şarkı. Evet, harika. Teşekkür ederim. Ama sesim değişik geldi. Sanki insanlar beni duyuyor ama duymuyorlar. Biraz saçmaladım değil mi? Hayır, saçmalamadın. Seni anlıyorum. Evet. Tekrar sağ ol. Aa, evet. Asi Ses muhteşem. O gerçekten çok... çok iyi. Aklıma takılıyor, biliyor musun? Sanki onu sokakta tanıyacak gibiyim. Sırf programından tanıdığım kadarıyla. Bu çok güzel olur. Evet. Hoşça kal Tiara. Hoşça kal Gelin. As things start to settle, talk to me on the level. You're a victim and a rebel, no matter what you wear. You had your soliloquy and now you feel guilty. All alone you look silly, real ones are so unfair and here. Slam FM dinliyorsunuz. Bu o, biliyorum, hissedebiliyorum. Asi Ses yaşlı bir erkek mi? Sakallı mı? Kılık değiştirme diye bir şey olur mu? Slam FM'desiniz. Seattle'ın şey en ateşli DJ'i. Asi Ses Show. Posterleri gördün mü? Seni duyamıyorum. Buraya gel. Posterleri gördün mü dedim. Nasıl görmem? Her yerdeler. Annem seni otobüste gördüm dedi. Hayır, Slam'dayım dedim. Hayır, hayır dedi. Seni otobüste gördüm. Yan tarafındasın. Seni pazarlamak için para harcıyorlar. Bunun anlamı reytingler yükseliyor demek. Ünlü oldun. Hayır, olmadım. Asi Ses ünlü. Ah, Gavin bile ondan hoşlanıyor. Bu güzel. Gavin'i beğeniyoruz değil mi? Evet, öyle. Ve sadece Stacey ile rekabet etmek yeterince zordu. Şimdi onun ilgisi için kendimle çekişiyorum. Ve galiba kaybediyorum. Bu da ne? Bebeğim, Seattle'daki her okulda hayran kulüplerin var. Yani şu yazılara bakar mısın? Her gün dans molası istiyoruz. Daha fazla Asi Ses istiyoruz.
Müziğimizi bizden almayın. Bekle. Gerçekten iyi bir fikrim var. Evet, aynen şöyle yapacağız. Burada neler oluyor? Şey, Moreno ders saatinden çaldığımızı söyleyemez. Çünkü yemek vakti. Bu senin fikrindi. Harika! Hey hey hey! Lincoln Bey! Karşınızda KMQ canlı yayında. Bugün iyi misiniz bakalım? Güzel! Dinleyin! Özel bir mesajım var. Sevgili dostumuzdan. Asi Sesten. Evet işte bu. Ben Asi Ses. Ufak ölüm odasında sizlerle birlikteyim. Bu kız frekanslarımızı işgal etti. Yemeği mi bozması şart mıydı? Pek çoğunuz bana yazdığınız mesajlarda yetkililerin müziğinizi aldığını ve bir parçanızın koparılmasının nasıl olduğunu anlattınız. Evet. Bizi daha iyi öğrenciler yapmaz. Birini boş zamanda rahatladığı için cezalandıramazsınız, değil mi Müdüre Moreno? Siz müziğimizi çaldınız, ben de geri veriyorum. İstekleri yollayın, öyle molası bizim zamanımızdır. Sindesiniz. Aslında bu noktadan sonrası şehre aittir. İznimi görmek ister miydiniz? Açılın, çekilin, açılın dedim. Bu şapşal sesin gitmesi gerekiyor. Aslında eğlenceli bir dans. Hayır değil, kes şunu. Şimdi gidip benim için yine oy ver. Git. Asi Ses kim? Herkes beni dinlesin lütfen. Hepiniz bilin istiyorum. Bu öğle molası fiyaskosu tam bir fiyaskoydu. Bu DJ bozuntusunun isyanına artık bir son verme zamanı gelmiştir. Evet, aranızdan Asi Ses'in kimliğine dair bilgi verecek olan herhangi biri derhal tarafıma rapor verecektir. Ya da kendisi disiplin cezası alacaktır. Sınıflarınıza dönün. Müdüre Moreno. Sizinle hemfikir olduğumu söylemek istiyorum. Öğle arasındaki o gösteriyi iğrenç buldum. Şapşal Ses bu şarlatanlığın cezasını çekmeli. Ah, merak etme Stacy. Bugünkü gibi saçmalıklar geçicidir. Ama ben ilelebet kalıcı disiplin kuralları koyabilirim. Elmaslar gibi mi? Pirinç unlu pasta gibi. Konuşmak yok. Yani siz Asi Ses'i sürebilir misiniz? Evet, davranışları benim uygulamalarımla zıtlaştığı için bunun sonuçları olacaktır. Aklıma gelen tek şey pirinç unlu pasta. Affedersiniz beyler, ben... Ne yapıyorsun sen? Bence bundan iyisini yapabiliriz. Yani müziğimizde bir şey söyleyebiliriz. Anlamlı bir şey, derin bir şey. Ben Asi'yi dinlerken... Bir, şarkı ortasında kesilmez adamım. Tamam mı? Ve iki, hayranlarımız mesaj istemiyor. Parti istiyorlar. Anlam istiyorsan git şiir yaz. İşe yarayandan şaşma, tamam mı? Hadi başlan. Hayranlar ne zamandan beri çaldıklarımızı belirliyor? Şöhretin bedeli dostum. Bir, iki, üç, dört... Bir dakika. Hazır takipçilerimiz varken bence risk alabilecek durumdayız ve kendimizi yaratıcı şekilde ifade edebiliriz. Olumsuz. Onlara istediklerini veriyoruz, tamam mı? Ne eksik ne fazla.
Tamam mı? Tamam. Ölene kadar ciz. Tabii. Ölene kadar ciz. Aferin sana. Pekala, baştan oluyoruz. Lincoln Bey Lisesi'ne gitmiyorsanız büyük bir günü kaçırdınız. Bu kadar çok dans edeni hiç görmemiştim. Hoover Lisesi'ndeki dinleyicilerim Lincoln Bey'de yaptığımızdan öyle esinlenmişler ki bugün öğle vaktinde hep birlikte bir eğlence yapmışlar. Süpersiniz. Sisteme bir video yüklemelisiniz. Ensign Lisesi'ndeki matematikçilerle polo takımı üyeleri popüler popüler değil kulübü kurmuşlar. Sizler kahramanımsınız. Bugün liseyi 20 yıl önce bitirmiş birinden telefon aldım. Bu program ona ilham olmuş ve patronuna diklenip hak ettiği zammı almış. Şimdi anladınız mı? Fark yaratmak için asla geç değil. Tera! Haberlerim var ama burada konuşamayız. Ne? Affedersiniz, acaba izin verebilir misiniz? Aa, iyi ama burası benim ofisim. Evet. Tahmin et mezuniyet kraliçesi adayı kim oldu? Stacy. Sen oldun yani. Sen değil, Asi Ses oldu. Korkunç bir şey. Asi Ses'in bütün esprisi isimsiz olmasıydı, unuttun mu? Kazanırsa ne olacak? Tacı almaya kim çıkacak? Kimliğim ortaya çıkabilir. Buna bir son vermeliyim. Sen delirdin mi? Şimdi bırakamazsın. Şimdi değil Bay Margoski. Süpürgeye ihtiyacım vardı. Audrey, artık bunu yapamam. Yaparsın. Yapamam. Yaparsın. Yapamam. Yaparsın. Şimdi değil. Bir de küreye ihtiyacım vardı. Buyurun. Sen insanların kahramanısın ve bu yüzden aday gösterildin. Onlara şimdi sırt çeviremezsin. Bu senin parlama zamanın. Ya parlamak istemiyorsan? Ya parlamak bana göre değilse? CSHDHŞİON olarak ben bu gösteriyi yapman için kendimi resmen görevli görüyorum. Seni sürüklemem gerekse bile. Hey Tera. Asi Ses için bir demomuz daha geliyor. Aa, eminim duymak için heyecanlanıyor. Kevin, bir numarasın adamım. Seni akıllıca. Slam'i işleten adamın kızıyla samimi ol. Düşünce tarzını sevdim. Onun adı Tera. Bana ne bundan? Bence hoş bir kız. Hey dur bir dakika dur. Ondan hoşlanıyor değilsin öyle değil mi? Yani bu işimiz için hiç iyi olmaz. Ne demek istiyorsun? Artık hayranlarımız var. Sadık takipçilerimiz ve o insanlarla zaman geçirmen gerekiyor. Onu tanımıyorsun bile. Tamam, ikimizin de tanıması şart değil. Orkestrayı düşün adamım. Rock yıldızı gibi düşün. Söyler misin niye bu kadar uzağa park ettik? Çünkü arabayı tanımaları riskini alamayız. Veya bizi. Feru ver. Tamam. Ah, bu karton egzemamı azdırdı. Aloe vera var mı? Konsantre olur musun lütfen? Neden hep havalı şeyler sende? Şşt şşt. Odaklan. Konumumuz açığa çıktı. Hadi gidelim. Devam, aynen devam. Devam, 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 devam. Odaklan geri, hadi. Geri, 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 geri. Geri çok. Aldım. Yürü, yürü. Devam. Kaybol. İşte. Mucize burada gerçekleşiyor. Burası çok havalı. Değil mi? Yoksa ünlü Audrey Sharma bu mu? Kemin. Memnun oldum. Çok memnun oldum. Kızlar biraz izin verir misiniz? Kızlar, siz tamam. Gidin. Eğer
konu Audrey'nin burada olmasıysa bir tek ona söyledim ve ona güvenim tam. Hiç hayır, mesele Audrey ile ilgili değil. Mesele seninle ilgili. Müdüre Moreno aradı. Öğle tatili dans partisi. O gerçek bir hataydı. Müdüre Asi Ses'in kim olduğunu öğrendiği anda okuldan uzaklaştırmak istiyor. Peki, ben olduğumu bilmediği sürece sorun olmaması gerekir. Ama o riski alamam, değil mi? Bu ne demek? Ben Slam FM'i işletiyor olabilirim ama öncelikle senin üvey babanım. Bu kötü bir şey ama artık aşırıya kaçtı. Evet, kaçtı. Artık durmayacak kadar kaçtı. Bak, bu şey Slam'dan daha büyük. Moreno'dan da, benden de. Nihayet bir ses bulduklarını düşünen binlerce insana sırt çeviremem. Ve konuşmaya bile korkan utangaç, görünmez kıza geri dönmeyeceğim. Biliyorum, riskli bir durum. Ama geri adım atmayacağım. Biliyor musun, Tera'nın tek seferde kurduğu en uzun cümle buydu. Yayına 2 dakika. İyi şanslar ufaklık. Pek çoğunuz kim olduğumu bilmek istiyor. Hadi bakalım, hadi. Gel anneye. Bunu anlıyorum. Yüzümü görseniz daha kolay olurdu belki. Ama olay bu. Mesele benimle ilgili değil. Mesele sizinle ilgili. Adımı bilmenize gerek yok. Kim olduğumu bilmek istiyor musunuz? Ben korkmaktan sıkılmış biriyim. İnsanı nasıl bağlar bilirim. Hadi, yüksek sesle söyleyin. Hadi, korktuğunuz şeyi söyleyin. Arayın. Sizi bekliyorum. Galiba herkes korktuğu şeyi söylemeye korkuyor. Belki bu şarkı ilham verir. 20 hat aynı anda arıyor. Ah. Asi sesle konuşuyorsunuz. Bir defasında bir parça folyo yuttuğumdan patlarım diye mikrodalgaya yakın durmaya korkuyorum. Futbol takımından çıkarılmaya korkuyorum. Yerinin kafayı yemesinden korkuyorum. Hep bekar biri olarak kalmaktan korkuyorum. Enerji kesintisinden korkuyorum. Sevdiğim şeyi yapmaktan korkuyorum. Ben de korkardım. Korkardın mı? Peki ne değişti? Galiba ben programı yapmaya başladım ve fark ettim ki... Düşündüğün kadar yalnız değilsin. Bunu hatırlayabilirsin. Risk almak daha kolay olur. Sevdiğin şeyi yap. Evet. Sağ ol. Birazdan telefonları alacağız. Bu arada sıradaki şarkıyı gerçekten seveceksiniz. Hey! Nereye gidiyorsun? Sadece bir yere, bir şey yapmaya. Döneceğim. Ben sırtlanlardan korkarım. İnsanlara gerçek beni göstermeye korkuyorum. Tebrik ederim. Ne? Kraliçe adaylığın okul sitesinde çok heyecanlıyım. Müdüre Moreno ne olacak? Anne... Asi ses kazanırsa ve kimliğimi açıklarsam uzaklaştırılabilirim. Müdüre Moreno umurumda bile değil. Tatlım, insanlar seni aday gösterdiler çünkü onlara ilham verdin. İnançların için savaşıyorsun. Ben buna değer veriyorum. Baloya gideceğimi sanmıyorum. Sözümü değiştireyim. Tek umursadığım şey inançların için savaşman ve mezuniyet. Gitmek zorundasın. Bu bir balo. Sen... Hayır, hayır. Ama gidersen... Mecbursun. Anne... Evet. Tamam, baloya gidiyorsun. Harika. Oo. Müdürünüz konuşuyor. Asi Ses'in kimliği hakkında bazı anlaşmazlıklar oldu. Ve bundan daha rahatsız edici bir şey yoktur. Evet. Kendisine doğru şeyi yapma şansı verdim ve teslim olmalıydı ama...
O saklanmayı seçti. İtaatsizliğinin sonuçlarından kaçtı. Ama sonsuza dek saklanamaz. Bu nedenle de asi sesin kimliği ortaya çıkana dek mezuniyet iptal. Ne? Olmaz böyle. Saçmalık. Bunu nasıl yapabilir? Herkes için. Bunu aklım almıyor. Bunu yapamaz. İstediğini yapabilir. Kendisi okul müdürü. Artık Lincoln Bay'de adam kayırma var mı? Moreno değil. Şapşal ses. Her şeyi mahvediyor. O bir şey söylesin diye balonumuz elimizden alınıyor. Durum kötü. Durum gerçekten. Gerçekten kötü. Kimliğini açıklar ve balonumuza geri verir. İçeri nasıl gireceğiz? Sizce iptalin sorumlusu kim? Ah, bakın millet, işte orada. Asi ses. Hadi. Bize kim olduğunu göster Asi ses. Oğlum, kim bu? Göremiyoruz. Çabuk ol. Hadi bakalım. İçeri gir. Balonumuzu geri istiyorum. Yayında mıyız? Merhaba radyo diyarındakiler. Son görüşmemizden beri çok şey oldu. Bana ne düşündüğünüzü söyleyin. Arayın, mesaj yazın, duvarıma not bırakın. Utanmayın. Baloyu iptal ederek kaç hayali yıktığını biliyorsun. Son dinleyiciye katılıyorum. Bir kavalye bulmuştum ama artık bitti. Bu senin son kez dinleyişin. Son. Sen kendini ne sanıyorsun? Herkesi hüsrana uğrattın. Sen kendinden başkasını düşünür müsün? Kaç hayali yıktığını biliyor musun? Seni benim tarafımda sanıyordum. Rüya yıkıcı. Rüya yıkıcı. Rüya yıkıcı. Senin yüzünden dolayı iptal oldu. Sen rüya yıkıcısın. Tamam. Sanırım siz hisleriniz konusunda dürüstsünüz. Evet, sen de hattasın. Seni hep sevdim Asi ses. Devam. Şarkı listelerin gerçekten harika ama... Devam et. Dök içini. Sadece... Bir kız var. O gece etkilemeyi umuyordum. Stacy. Buna çok üzüldüm. Evet, ben de. Vay canına. Galiba sizler çok üzgünsünüz. Ben size müzik çalayım. Bu şarkı size millet. Dürüstlüğünüze teşekkür ederim. Ben hepinizden özür dilerim. Sadece kızgınlar. Ama fikirlerini değiştirecekler. Bu asi ses olarak yaptığın bütün güzellikleri alıp götürmez. Onları duydun değil mi? Benden nefret ediyorlar. Baloyu mahvettim. Berbat durumdayım. Baloyu sen değil, müdire mahvettin. Kızgın olduğunu biliyordum. Ama böyle bir şey yapacağını bilmiyordum. Şu Moreno nasıl da ters düşünen biriymiş. Ters düşünen? Bu harika. Ne? Ters düşünce. Ters düşünce. Gitmiş olurlar sanıyordum. Bu iş profesyonel işi. Yürü. Biri bol malzemeli mi sipariş etti? Merhaba. Kimse yok mu? Merhaba. Bize bir iyilik yapar mısın? Ne? Ekstra mayonez mi istersiniz yoksa? Aa, harika olur. Ve odaklanıyorum. Ben bir sırtlanım. Dışarıdaki kızları görüyor musun? Onlar bizi görmeden buradan çıkmamız gerekiyor. Bana güvenebilirsiniz. Dünya beni ve balo elbisemi göremeyecek diye üzülüyorum. Askısız bir elbise ve çok da şık ve... Hindili sandviç mi? Merhaba Seattle. Asi ses hakkındaki düşünceleriniz? Evet, yaparım. DJ dans eden sandviçi dinliyorsunuz.
Pikaplar havalı havalı dönüyor. Ben zıplıyorum dönüyorum. Zıplıyorum dönüyorum. Pikaplar havalı havalı dönerken. Sandviçiniz size dans ediyor. Tüm dünya hayranlıkla bakarken sandviç dans ediyor. Marullarım sarkar aşağı, mayonezin damlar dans ederken. Lütfen eğilir misin? Yerimizi belli ettin Larry. Yapamıyorum adamım. Bir insan eli hissettim. O benim elimdi Larry. Günaydın Lincoln Bey Lisesi. Ben Kemik Hugh, Slam FM. Sizin için özel bir mesajım var. Ben Asi Ses. Bana durumu konusundaki öfkenizi fena kustunuz ve bilmenizi isterim ki sesiniz duyuldu. Balonun iptali aşırı derecede haksızlıktı ama Moreno'yu suçlamak hiçbir şeyi çözmeyecek. Bu konuda bir şey yapmak istiyorum. Slam de istiyor ve bu yüzden size istediğiniz şeyi veriyoruz. Mezuniyet balonunuzu! Slam FM ilk olarak ULAB'ı düzenliyor. Yani balonun tersini. Çünkü baloyu tersine çeviriyoruz. Biletler ücretsiz ve herkes davetli. Yani randevu planlamayı veya üniversite paranızı elbiseye, smokine veya limuzine harcamayı düşünmeyin. Olduğunuz gibi gelin çünkü sizi böyle seviyoruz. Yakaladım seni! Bu çok saçma. Olap, olap da neymiş? Önemli olan da bu bence. Büsbütün farklı bir şey yapmak. Bence muhteşem olabilir. Biliyor musun Gavin, balonun iptaline üzülürsün sanmıştım. Yani birlikte gideceğimizi düşününce. Evet. Ama yine de Olab'a gidebiliriz değil mi? Aynı şey değil ki. Limuzin yok, elbise yok. Ne amacı kaldı? Olduğun gibi gelmek. Kendin olmak. Kral ve kraliçe ne olacak? İnsanlar aday oldular. Biri taç giymeli. Bu bir yasadır. İstersen Asi Ses'i ara ve söyle. Eminim bir numaralı hayranından duymak isteyecek. Prova yapmamız şart. Sizin iş ahlakınız sıfır diye bu sınavdan kalamam. Galiba başımız dertte. Bana Olap hakkında bir sürü soru geliyor. Çok iyi çünkü hepiniz heyecanlı görünüyorsunuz ki bütün mesele bu değil mi? Herkesin soylular gibi hissedeceği bir parti. Ama isterseniz biz de bir kral kraliçe seçeriz. Yani ne de olsa insanlar aday gösterildi. Bakın eğer onu istiyorsanız biz de öyle yaparız. Olap tamamen sizin. Yani kendi favorinize oy vermeyi unutmayın. Ve sesinizi duyurun. Özellikle bir numaralı hayranım. Ne? Merhaba. Tera evde mi? Ah üzgünüm tatlım. Evde değil. Aynı sınıftayız. Bu akşam birlikte ders çalışacaktık. Nerede biliyor musunuz? Maalesef. Ben sadece bu yeni deneysel gençleştirme tekniğini deniyorum. Denemek ister misin? Hayır, sağ olun. Tera ne zaman döner? Üzgünüm tatlım, bilmiyorum. Uğradığını söylerim. Güle güle. Erkek gibi giyindiği için sen de şöyle varsın. Ben galiba biraz susadım. Bir içecek için neler vermezdim. Sen ne dersin Gavin? Mola verelim mi? Tabii. Tera sen bir şey ister misin? Hayır istemem, teşekkür ederim. Evet. Tera. Bu akşam evimde bir parti veriyorum. Ve Asi Ses'in onuruna herkesi davet ediyorum. Senin gibi sivilleri bile. Öyle mi? Sağ ol. Ama benim planlarım var. Sahi mi? Dün gecekiyle aynı plan mı? Evinize uğradım. Yemin ederim çarşambaları aile yemeğinizin olduğunu söylemiştin. Ama annen nerede olduğunu bile bilmiyordu. Tuhaf ha? Kütüphane... Sen kütüphane mi? Eminim öyledir. O saatte radyo programı yaptığını söyleyecek değilsin tabii. Hayır, neden öyle söylüyorsun ki? Asi Ses dün gece bir numaralı hayranından bahsetti. Dün sen bana öyle demiştin. Mutlaka tesadüf... Yorulma. Seni izliyorum Tera. Benim Asi Ses olduğumu düşünüyorsan niye müdüre Moreno'ya söylemiyorsun? Zaten seni mükemmel buluyorum. Çünkü kanıt lazım. Ve bu gece kanıtlayacağım. Eğer bu gece partime gelmezsen nedenini bileceğiz. Bunu neden önemsiyorsun? Hemen söyleyeyim. Oylar.
İnsanlar onu kraliçe seçmek isteyecek. Çünkü onun kim olduğunu bilmek istiyorlar. Ama kim öğrenirlerse bunu hak eden kıza oy verecekler. Bana! Bu ufak DJ numarası artık son bulmalı. Yakında. Benim kahramanımsın. Ne düşünüyorsun Gavin? Baştan alalım mı? Olur. Senin karakterinde şöyle bir durum var. Asis'in yayını sırasında parti vermek şahane bir şey. Bu gece sır çözülüyor. Buraya her kim gelmezse... Merhaba. Merhaba. Sen nerelerdeydin? Otoparkta. Uzaydaki bir uydudan yayın istasyonu kurmadığına emin misin sen dostum? Ne yani, beni Asis'e olmakla mı suçluyorsun? Birincisi onu aramana yardım ediyorum. İkincisi de ben bir erkeğim. Mükemmel bir maskeleri. Gerçek ismin buysa tabii. Evet işte geldik. Parti evi burası. Kimsin sen? Seni tanımıyorum. Biz biyolojide birlikteydik. İlkokuldan beri beraberiz. Hayat hikayeni sormadım. Geldiğin için sağ ol. İyi eğlenceler. 7'ye 1 var. Ve kim burada değil? Kesinlikle. Merhaba. İşte geldim. Görüyorum. Ama seni hala izliyorum. Aşağı in ve onu izle. Git. Çabuk. Sadece Slam Efendi sizlerle. Seattle'ın en iyi DJ'i. İşte Asis Ses. Hadi Asis Ses başlıyor, hadi. Ben Asis Ses. Slam Efendi'den canlı yayındayım. Bu geceki konumuz sizsiniz. Evet, adlar açık. Numarayı biliyorsunuz. Ben programı arıyorum. Utanmayın. Sizi duymak istiyorum. Nasıl hem burada hem oradasın? Asi sesle konuşuyorsun. İki yüzlü olduğunu biliyorsun. Merhaba. Adın ne dinleyici? Kes şunu. İnsanları önemsiyorum diyorsun. Ama balo sırf kendin için. Artık her gece radyoda kendine oy toplamak için lobi yapıyorsun. Adil değil. Diğer kraliçe adayı da yayına çıkmalı. Yani ben. 15'i. 15. Kaydı çal. Seni dinliyorum. Sen beni dinliyor musun? Dinlediğini hiç sanmıyorum. 22. kayıt. Ne söylemek istiyorsan söyle. Bence kendine oy toplamak için beyin yıkama kullanıyorsun. Ben de bu fırsatı kullanacağım. Okuldan kendime oy isteyeceğim. Kraliçe adayı Stacy. Tamam 24'ü çal. Merhaba. Adın ne dinleyici? Bana adımı çoktan sordun ya. Sana 24 demiştim. Hayır 14 dedin. Şimdi 33'ü çal. Aradığım için teşekkürler. Seninle işim bitmedi. Affedersin ama ikimiz kazanamayız. Ben kazanacağım. Benim için kampanya yapan bir radyo istasyonum olmasa bile. Ki bu durumda şanssızım. Ve biliyorsun ki ben asla pes etmem. Aç şunu, aç şunu. Terry arıyor. Beni yayına bağla. Neden sesin kesildi? Gerçek canını mı yaktı? Gerçeği mi bilmek istiyorsun? Tuvalette konuşmayı keser misin? O da kim? Ben sandalyemden düştüm. Çünkü beni net duyasın diye mikrofona yaklaşmak istedim. Seni gayet net duyuyorum. Seni gayet net duyuyorum. Seni o kadar net duyuyorum ki Asi Ses, aynı binada bile olabiliriz. Aynı binada mı? Sen kafayı mı yedin? Yoksa Slam Efendi misin Stacy? Seni göremiyorum. Yoksa bir yere mi saklandın? Senin için biraz endişeleniyorum Stacy. Seni kraliçe seçiminde yenecek olursam... ...kırılgan Egon hayatta kalamaz. Ceketimi uzatabilir misin? O da kim? Anlamadım. Ne? Kimdi o? O benim teknisyenimdi. Bugün Ceketim adlı yeni bir demo geldi. İstersen senin için çalarım. Daha iyi bir fikrim var. Neden korkak gibi saklanmayı bırakıp karşıma çıkmıyorsun? Bir korkak seninle kraliçelik için yarışır mıydı? Ben korkmuyorum. Orada görüşürüz. Göreceksin ki hiçbir şeyden korkmuyorum. Aradığın için teşekkür ederim. Yatak odamda ne arıyorsun? Ben tuvaleti arıyordum. Odan güzel... Burada sahiden ne arıyorsun? Fotoğraflarına bakıyordum. İkinci sınıfta ben de her gün o şekilde giyinirdim. Ayrıca çok da kıskanç bir kızdım. Neyi kıskandın? Benimle dalga geçilmesini mi? Hayır, kendine duyduğun o özgüveni.
Seninle dalga geçtiklerini bilmiyordum. İyi bir duygu değil, değil mi? Senden ders almaya ihtiyacım yok. Şimdi çık odamdan. Gerçekten harikaydı. Stacy'nin ödü patladı. Ve Gavin sana gülümsedi. Bana kalırsa genel bir gülümsemeydi. Bana gayet özelmiş gibi geldi. Merhaba. Merhaba. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Karşınızda Jeez ve şarkısı We So Fly. İşte benim şarkım. Caught me sneaking out the back. Daddy chased me down the street. Good thing I've been running track. Bahçemde bu kadar ikinci sınıf olmasına inanamıyorum. Sanki hızla artıyorlar. Tamam böcekleri gibi. Böcekler. Benimle dalga mı geçiyorsun? Ben hiçbir şey yapmadım. Sen bana çarptın. Evime gelip içkili üstüme döküyorsun. Bu evi senin servet. Bir kaza oldu Stacy. Audrey bilerek asla böyle bir şey yapmaz. Birilerinin aksine. Senin derdin ne biliyor musun? Sen... Dinle beni. Ben derdimi kafama takmıyorum. Kendine sakla. Ben yeni bir elbise giyeceğim. Kim? Gidiyoruz. Yürü. Teşekkür ederim. Bir anda asi sese dönüşmene bayılıyorum. Evet. We so fly, so fly. We so fly. We as her, we as we so fly. Bizimle oynuyor biliyorum. Sadece kanıtlaması kaldı. Tamam. Tamam. Yapabilirsin. Sadece oraya git. Merhaba. Harika bir gösteri çıkardınız. Sağ ol. Ama hepsini Gabe yaptı. O iyi bir lider. Hepsini Gabe yapmadı. İnan bana. Yani grup hızlandığından beri İnsanlar beni özgüvenli sanıyor galiba. Ama ben sahneden önce heyecanlanıyorum. Hem de ne biçim? Öyle mi? Evet. Çok farklı değiliz galiba. Bunu demeye çalışıyorum. Peki nasıl beceriyorsun? Hatırlamaya çalışıyorum. Düşündüğüm kadar yalnız değilim. Bunu asi sesten öğrendim. Vay canına. Akıllı kızmış. Evet, akıllı. Sersem. Arabayı yüklüyoruz. Sen git. Görüşürüz. Hoşça kal. Pizza siparişi geliyor. Kemik yuya pizza var. Dördüncü stüdyo nerede? Kimse yok mu? Kemik yu? Özür dilerim. Bir an kendimi kaybettim. Hey, takma kafana, öğrenirsin. Seni en kısa sürede DJ yaparım. DJ Asi anne. Oh. Evet. Söylemiş hoşuma gitti. Telefonu karıştırdık diye çok korktum. Ah, neredeyse iki kez karıştırıyorduk. Onun hakkını vermeliyiz. Yani Tera haklıymış.
Bazen aynı anda iki yerde olunabiliyormuş. Benden yardım istemesine çok sevindim. Bazen deli annesinden birazcık utandığını düşünüyorum. Şaka mı bu? O sana tapıyor. Sürekli senden bahsediyor. Gerçekten mi? Oh, şimdi Rimeli bakacak. İzninle. Merhaba. Siz mi süper peynirli, vejeteryan, süper salamlı söylediniz? Doğru seçim. Bu sosa doyamıyorum. Ya siz? Tamam. Affedersiniz. Hoşçakalın. Stacy! Stacy! Başardım! Başardım! Hazır mıyız? Lütfen amaçlarınızı hatırlayın. Oyuncu enerjinizi yükseltin. Tera, çok şükür seni buldum. Sahnede son saniye değişiklikleri oldu. Merak etme, halledersin. Gavin'in haberi var mı? Gavin dertlerinin sonuncusu. Hey, burası hizmetlinin odası. Evet. Ne? Stacy! Stacy, çıkar beni! Sınıfta kaldın. Stacy! Romeo! Neredesin? Yani ciddiyim. Burası buz gibi soğuk. Niye Montague olmayı bırakamıyorsun? Kara puletler çok daha havalı. Herkes söylüyor. Babam aslında kötü biri değildir. O sadece çok film izliyor, o kadar. Beni çıkarın! Romeo, bu kan davası meselesi gerçekten sinir bozucu. Adamım, tiyatro ineklerini sallamaya hazır mısın? Çok komik. Tera'yı gördünüz mü? Geç kaldı. Buna bir son vermelisin. Stacy ile ilgili. Artık tam bir pisliğe dönüşüyorsun. Farkındasın değil mi? Ben mi? Evet. Önceliklerini belirlemesi gereken kişi sensin. Yoksa ne? Beni gruptan mı atarsın? Böyle mi olsun istiyorsun? İstediğim şey şu aptal rock yıldızı pozunu 5 dakika bırakmanı ve normal bir insan olmayı denemeni istiyorum. Tamam tamam, ben bu grubun lideriyim. Bu rock yıldızı pozu bizi ünlü eden şey. Bunun bir parçası olmak istemiyorsan bizce hiçbir sorun yok. Ölene kadar ciyse ne oldu? Evet, bunu kendine sor. Solo kariyerinde başarılar. Çok teşekkür ederim. Şimdi sırada Audrey Sharma var. Kelimeleri solo, kelimeleri solo. Kelimeleri solo. Tamam, hadi. Tamam. Olamaz, zavallı şey. Onu kullandım Harry. Kendisi şahane ve becerikli bir eşyaydı. Bir çatal ve bir kaşık. Hadi hadi, aç telefonu, aç telefonu, aç şunu. Aa, zavallı. Stacy. Tera'yı gördün mü? Hayır. Şaka mı bu? Nerede olduğunu bilmiyorum. Bize bunu yaptığına inanamıyorum. Bu çok acemici. Bayan Brower'a çıkamayacağımızı söyledi. Hayır, hayır, hayır. Stacy de benim bir korkak değildir. Ve Tera gelmediği için bu dersten kalacak değilim. Bayanlar, baylar, bir duyuru yapmak istiyorum. Stacy de Bey'in sahneye Tera Adams'ın yerine çıkacaktır. Çünkü kendisi zahmet edip gelmemiştir. Biri beni çıkarsın. Anlaşılan ikimiz varız. Hadi açın. Teşekkür ederim. Bak, pantolonuma bak. Ben erkeğim. Peki daha ne bekliyor? Bir hamle yapmanı bekliyorum. Ama sen yapmayacağından hamleyi bizzat yapacağım. Bravo! Bravo! Pekala çocuklar. Gösterdiğiniz bütün çabalar için sizlere çok teşekkür ederim. Özellikle tüm öğrencilerime. Aa, olamaz. Bak. Sana ne kadar da kırıldı. Kim ona kızabilir ki? Pekala şapşal ses. Konuşmuyorken de yeterince kötüydün. Ama beni aptal radyo programından mahvetmeye çalıştın. Bunu senin yanına bırakır mıyım sandın? Bak, yanılıyorsun. Ben o değilim. Olsaydım... Zahmet etme. O değil misin? O zaman bunu açıkla. Neredeyse iki kez karıştırıyorduk. Tera haklıymış. Bazen aynı anda iki yerde olunabiliyormuş. Bu bir şey kanıtlamaz. Öyle mi?
O zaman tüm okula yollamama kızmazsın. Ve Moreno'ya. Ne istiyorsun? Kraliçeliği. Kazanmamı sağlayacaksın. Veya Asis'e sağlayacak. Programında bana oy vermelerini söyleyeceksin. Ve bu özel an hakkında konuşursan... herkese aslında kim olduğunu söylerim. Tamam. Kötü bir gün geçirdim. O beni biraz sarstı. Düşünmemi sağladı. Doğru şeyi mi yapıyorum? Yani bütün bunlara değer mi? Okuldan atılırsam... veya hoşlandığım kişiyle bozuşursam... bilmiyorum. Ama biliyorum ki... elimizdekini almaya çalışan insanlar olacak. Balodan büyük şeyleri. Ya arkamıza yaslanıp olmasını seyrederiz... ya da... kendimiz için savaşırız. Hepimiz kendi müziğimizde dans etmeyi hak ediyoruz. Moreno veya... bir başkası ne derse desin. Aa, bir şey daha var. Biliyorum, kim olduğumu öğrenmek için beni kraliçe seçmek istiyorsunuz. Ben o tacı istemiyorum. Ama Stacey Dubain gerçekten istiyorum. Oy verirken bunu unutmayın. Dışarı gel. Sana bir şey söyleyeceğim. Audrey. Stacey. Demek geldin. Baloda takman için bulduğum bu papyonu Stacey. Sana göstermek için. Çok şirin değil mi? Stacey. Evet. Tere'ye yaptıklarını biliyorum. Audrey bana anlattı. Sen neden bahsediyorsun? Depodan. İnkar etmeye kalkışma. Şahidim var. Tere sana ne yaptı ki? Onu tanımıyorsun Gavin. Düşündüğün insan değil. Hayır Stacey. Düşündüğüm insan olmayan sensin. Seninle baloya gidemem. Üzgünüm. Ama kral kraliçe olacağız. Ben kral olmak istemiyorum ki. Hiç istemedim. Daha da önemlisi asi ses nerede? Gerçek aşkım ortaya çıkacak. Nasıl görünüyorum? Biraz yeşil. Işıktan olabilir veya daha kötü bir şey. Şu anda mikrobiyel bir merkezde bulunuyoruz. Vay canına. Merhaba. Merhaba. Mükemmel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Gavin'ı gördün mü? Onunla mutlaka konuşmalıyım. Dur, ona ne diyeceksin? Bilmiyorum. Yani sen henüz... henüz değil, bilmiyorum. Biz bir şey mi kaçırıyoruz acaba? Hayır. Konferans. Şimdi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok korkuyorum. Sadece nefes al. Tamam. 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 Sen çok güzelsin. Sen kraliçesin hem de her durumda. Kraliçemizin kim olduğunu öğrenmeye hazır mısınız? Evet! Lincoln Bey Lisesi'nin taçlarını kimin takacağını görme vakti geldi. Evet. Evet. Balo krallığına iki adayımız vardı ama biri çekildi. Bu mümkün değil. Böylece kazanan Gabe Lovevoylet. Harikasın Gabe. Gavin yoksa Gabe var. Şimdi sahneye balomuzun kraliçesini davet etmek istiyorum. Sakın heyecanlanma. Bu heyecanlı birine söylenebilecek en kötü şey. Biliyorum, sağ ol.
Rica ederim. Stacey DeBane'i alkışlayalım. Harikasın. Ve Asi'siz. Evet. Asi'siz, burada mısın? Hadi çık ortaya. Hadi çık ortaya. Hadi. Neredesin? Seni seviyorum. Seni seviyoruz. Galiba devam edeceğiz. Balonunuzun kraliçesini açıklıyorum. Olmadığına göre ikinci sıradaki seçilmeli bence. Çoğunuz beni tanımıyor. Ben safın arkasında oturan kızım. Elini asla kaldırmayan kız. Tek kelime etmekten çok korktuğu için hiç konuşmayan kız. Eski ben böyle bir kalabalığın karşısında dona kalırdı. Ama bir şey oldu. Aniden okulda uğraştığımız şeyler korkularımdan daha önemli oldu. Bu gece bunu yapacağımdan emin değildim. Ama kendime dürüst olmalıyım. Yani işte geliyorum. Asi ses benim. Ah, bu inanılmaz. Teşekkür ederim. Çok aydınlatıcı bir geceydi. Artık Asi sesin kim olduğunu bildiğime göre... Kendisi kesinlikle uzaklaştırılıyor. İyi eğlenceler Tera. Pazartesi zahmet edip okula gelme. Asi ses benim. Hayır. Asi ses benim. Hayır. Asi ses benim. 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 Benim diyorum. Siz herkesi buradan atamazsınız. Öyle değil mi? Ben Asi ses benim. 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 Galiba bu taç sana aitti. Yani hepimiz Asi ses olduğumuz için bu taç hepimize aittir. Kutlarım kral ve kraliçeler. Tebrikler. Ama öyle biri var ki ömür boyu bu tacın hayalini kurmuş. Gerçi Asi ses olduğunu söylediğimi duymadım ama... Ben Asi sesim. Ben feci Asi sesim. Madem öyle. Neden bana iyi davranıyorsun? Ben her zaman sana kötülük ettim. Şu haline bir bak Stacey. Bu elbise. Bu taç. Şu anda sen %100 sensin. Asi ses bundan fazlasını isteyemezdi. Sen kendinsin. Hiç bu kadar güzel olmamıştın.
alkışlıyoruz. Gavin Morgan'ı. Bir süredir hoşlandığım bir kız var. Kendisi dans eden bir sandviçten yardım isteyebilecek kadar masum biri. Bu şarkının ilham perisi, bu şarkı ona. Walls you can build them all around just to shield a piece of your world out of sight. And I need you to look through to the shadows I tried to bury inside, drawing them out to the light. You show me I got. Hadi. Nereye gidiyoruz? Merhaba. Merhaba. Hangisi daha büyüleyici acaba? O şarkı mı yoksa senin sandviç olduğun mu? Asi ses olduğumu niye kimseye söylemedin? Sen bunu gizlemek istiyordun. Ben de buna saygı duydum. Teşekkür ederim. Bir sandviç olarak dans etmeyi iyi biliyorsun. Benimle baloya gelir misin? Evet. Söylesene. Neyi? Sana Teren mi diyeyim yoksa Asi ses mi? İkisine de diyebilirsin. Ben ikisiyim. Dance, man.